O görüntüleri izleyelim. Sonrasında Salih Uçan'ın da bir açıklaması var hoca ile ilgili. Enteresan. Paylaşmak isterim sizinle ve izleyicilerimizle. Getirelim o görüntüleri şimdi ekranlara. Bakın hoca burada oyuncularla tek tek tanışıyor. Ve son Fernandez'e dikkat. Sevgi dolu bir tokat ama sesi buraya kadar geldi. Sesimiz. Açık sesimiz, evet. Ya şöyle söyleyeyim, hani mesela Danimarkalı bir teknik adamda böyle bir şey gördünüz mü? Yani bu bizim kültürümüze de yakın bir kültür. Yani sevdiğine tokat atma işi. Hani mesela ilk hoca açıklandığında şey dedim, falan olmaz yani. Bilerek bu coğrafya hatasını yapacağım. Hani Akdenizli dedim. Tabii ki Akdeniz'e kıyısı yoktur. Aynen aynen. Ama Akdenizli havası vardır ya. O sıcaklık vardır. Çok Akdeniz'dir yani. Öyle bir havası vardır. Hep yanlış bilinir ama kıyısı var zannedilir. Akdeniz ülkesi değil. Akdeniz'den çıkıp sağa dönüyorsun zaten. İspanya öyle kapadığı için oraya Akdeniz'le bağlantısını kesmiş orada. Dikdörtgen bir biçimde duruyor. İspanya'dan kestirme var. Oradan gitme. Şengen yetiyor. Salih Uçan'ın açıklaması ilginç. Özellikle teknik direktörlerimize döneceğim. Dün toplantımız bir saat sürdü. Maç sonrası yayıncı kuruluşu yaptı açıklama. Hocamızın söyledikleri buradaki bütün oyuncuların ilk defa duyduğu sözlerdendi. Bütün oyuncuların kulağına küpe oldu. Analizler ve konuşmalar hepimizin hoşuna gitti diyor. İlginç bir yani hocam. Enteresan yani her teknik adamın kendine göre bir çalışma biçimi vardır. Analizleri vardır, ekibi vardır. İçeride dışarıda oynayacağı maçlarla ilgili muhakkak rakibini analiz eden bazı şeyleri söylemişlerdir. Ama pek fazla hocanın sahadaki yapmak istediklerini, bu maça uygulayabilecekleri şeyleri çok pratik olarak yaptığını düşünmüyorum. Bu kısa süre içerisinde söylenmesi gerekenler bir teknik adam tarafından ne varsa onları söylemiştir. Ama Salih Hoca'nın da ilk defa hocanın söyledikleriyle karşılaştığı için ona ilginç gelmiş olabilir. Genelde teknik adamın tarzıdır. Ben yani olumlu karşılıyorum. En azından bir teknik adamın futbolcunun üzerinde bırakmış olduğu etki önemli. Demek ki Salih Uçan'ın üzerinde bir etkisi var. Ve diğer oyuncular da büyük bir ihtimalle bu toplantıdan çıktıktan sonra aralarında ufak tefek bir toplantının verimini konuşurlar aralarında. Ben hocanın takımın üstünde iyi bir etki bıraktığını düşünüyorum şu kısa süre içerisinde. Ama demin sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi bu bir performans işi. Yani sahaya Beşiktaş takımını nereye ne kadar dokunacak? Bu takıma katkısı oyuncu bazında ne kadar olacak? Bu oyuncuları sahada nasıl kullanacak ve nasıl bir dizilişler olacak? Oyunun içerisindeki hamleleri oyunun gidişatına göre galibiyette, mağlubiyette, o dakikalarda nasıl olacak? Dolayısıyla da bunların hepsini tabii yaşayarak göreceğiz, bakacağız. Gökhan Hocam ne dersiniz yeni dönem için Salih Uçan da bu kadar iddialı konuşmuşken? Ya Salih Uçan, Şenol Hoca zamanında da milli takım kadrosuna gitmiş Şenol Hoca. Yani esasında bizde şu var, tabii ki hocanın elinin değdiği aşikar. Ne olarak biz zaten konuştuğumuzda mental olarak bu takımda bir iletişimsizlik var, problemler var dedi. Hoca zaten bunu görmüş, bunlarla ilgili bir toplantı yapıyor. Sorunları bulmaya çalışıyor. O takımdaki sorunları bulacak ki çözümü de bulsun. Buradaki sorunlarda oyuncuların kendine özgüven olmadığı belli. Bugün maçtan soru verdi demeç de çok güzel mesela. Bizim kendi sahamızda bizden fazla kimse koşamaz, bizden fazla kimse savaşamaz. İlk kez duydum ondan ben de sonra, çok güzel. Dediği şeylerde mesela bizim elimizde sihirli değnek yok. Biz bu işe çözümlere ulaşacağız. Karakterli oyuncu alacağız. Yıldız oyuncu değil, karakterli oyuncu alacağız. Bunlar esasında önemli açıklamalar. Sonuçta milli takımlarda inanılmaz deneyimi, Türkiye yakın ülkelerde, işte Yunanistan'da, gene takım tecrübesi var. 12-13 senedir takım çalıştırmamış ama onu da artık bir özlemle. Bugün sahada gördünüz mü bilmiyorum yani her çok pozisyonda mutluydu. Her pozisyonda sanki pozisyon kaçtı mı ben atarım gibi havalarında yani devamlı şekilde el kafasına gidiyor kaçmaması lazım derken bir heyecan vardı. O heyecanı görmek zaten seyirciyi de mutlu etti. Burada şu var. İşler
Yani kötü giderken insan konuşma, sorumluluk almaktan kaçar ama iyi giderken de devamlı biz övgüyü de biraz fazla aşırı bu yaparız. Hı-hı. Yani her şey çok iyi, her şey toz var. Yok daha yeni geldi. Bismillah daha birinci maç. Ne diyorum? Geçtiğimiz Eşref Hoca geldikten sonra ilk yarı bittiği zaman, hani ikinci yarı sezon bittiği zaman benim şampiyonluk adamım Beşiktaş'ın oynadığı futbola göre Beşiktaş'tı. Ama şu anda bakıyorsun şampiyonluktan uzaklaşmış, hedefi Türkiye Kupası olan Beşiktaş var. Şu anda yeni bir hocayla yeni bir toparlanma sürecine gitti. Burada neden seçim oldu olağanüstü genel? Çünkü doğru gitmeyen işler vardı. Yeni bir yönetim geldi. Takımda problemler vardı. Şimdi her şeye yavaş yavaş ediyorlar. Yani bir anda her şeyi çözdük derseniz siz o problemleri aşamazsınız. Sadece kendi günü kurtarırsınız. Önemli olan burada istikrarı sağlamak. Bu istikrarı sağlarken de hep doğru seçimler yapmak zorundasınız. Çünkü boşa atılacak kurşunuz yok. Şu anda transfer meşgulsünüz. İşte gidecek alacak oyuncuları belirlemeye çalışıyorsunuz. Örneğin kadro dışı bıraktığınız oyunculardan Gezal'la sözleşme uzatmaya çalışacaksınız. Bunu söylüyorsunuz. Gezal, iyi bir Gezal'sa başımızın üstünde yeri var. Ama son iki sene verdiği performansa baktığı zaman sakatlıklarla uğraşan devamlı teknik adamı beklenti içine sokan bir Gezal vardı. Şimdi Gezal'ın İnşallah bizim bildiğimiz Gezal olur. Yani Beşiktaş şampiyon yapan Gezal olur. O Gezal'a kimse hayır demez. İşte Abubakar'la yol ayrımındasın. Sakatlandı herhalde. Gidecek artık. Onun yerine oyuncu bakacaksınız. Ha burada Fernando Santos'un bence şu birikim var. Portföyünde bence hakikaten çok çok iyi oyuncular vardır. Bunda o söylediği oyuncuları bulması önemli. Yani karakterli, Beşiktaş'a fayda sağlayabilecek genç oyuncuları bu takıma monte etmek, satın almak. Önemli olan bu. Yani yıldız adayı tabii ki bir tane iki tane bu taraftar isteyecek yıldız adayını. Ama yıldız adayının yanında işte çok koşan, takımı için elinden gelen her şeyi yapan, doğru şekilde oyunculara ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ha bunu da altyapıdan gelen oyuncularla birleştirdiğin zaman o hamurla bence çok iyi olabilir her şey. Ama şu anda bir maçta tamam. Şu andaki maçta her şey çok güzel. Ama ben gene de önümüze bakmak lazım. Yani atacağımız adımları dikkatli atmamız lazım diye düşünüyorum gene. Serkan Korkmaz ne dersin? Beşiktaş'ta bundan sonra yeni bir dönemden bahsedebilir miyiz? Kısa vadede büyük bir başarı gelir mi? Zaten bir yenilik. Bir seri gelir mi? Yani bir yenilik var. Yeni bir yönetim var. Ve artık yeni bir hoca var. Yani yeni bir dönem başlıyor Beşiktaş'ta. Tabii ki kazanarak başlaması önemli yeni teknik adamıyla. Hatta bugün Feyyaz hocama da dikkat ettim. Feyyaz hocam da hani galibiyetin daha çok hani Fernando Santos'a mal etti ve hediye etti diyeyim. Hani hem Fernando Santos'un gelişine bağlamaya çalıştı cümleleriyle. Bu çok doğaldır. Bundan sonrası tabii ki bilinmez. İyi bir başlangıç çok önemli. Hı hı. Ama illa iyi gidecek demek de değil. Ama ben Beşiktaş'ta İyiye gideceğine inananlardanım. Zaten hani bir hayli her şey kötüye gitti ve neredeyse dibe kadar gitti. Yani hani kendi evinde 3 maç kazanamayan Beşiktaş seviyesi Beşiktaşlıların ve Türk futbol kamuoyunun alıştığı bir seviye değildi. Buradan sonra sabır çok önemli. Yoksa ne yaptığını bilen ve kafasında planı